Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu milletten aldığı güç ile bugünün değil, geleceği düşünen projeler, medeniyetin kalbi Battal Gazi'mizde bir bir hayata geçiyor. Battal Gazi'de ekmek yemiş, liseyi okumuş bir kişi olarak da gururlandım. Bunların bir kısmını şahit olarak biliyordum zaten ama çoğunu burada öğrendim. Kendilerine hizmetlerinden dolayı şehrim adına teşekkür ediyorum. Ben lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Sayın Başkanımızın başka bir programı da var. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Belki öğretmenlerimiz, anneniz, aileleriniz de bunu hep ifade etmişlerdir. Şu anki kullanmış olduğunuz zamanın çok önemli olduğunu, aslında istifade edilmesi gereken bir zaman olduğunu, ama maalesef insanın yapısından kaynaklı elinde bulunan imkanları kullanmaktansa olmayan imkanları hep tasavvur eder, hep kurgularını onun üzerine bina eder. Ve bu da bize o anı kullanmamıza engel oluyor. Şimdi diyorum ki ya keşke üniversite yıllarında daha farklı davranabilseydim, daha farklı şeyleri yapabilseydim. Ve şu an mühendislik fakültesinde olduğum için onu hasreten belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, birçok insan mezun oluyor üniversitelerden. Ama donanımlı insana ihtiyacımız var. Yani okuyalım, bir diploma sahibi olalım ama gerisi çok önemli değil. Arkadaşlar, eskide öyleydi. Üniversite sayımız sınırlıydı. Üniversite öğrencisi sınırlıydı. Diploma yetiyordu. Şimdi biz bilgisayar mühendisi arıyoruz. Ama diyoruz ki, yani sadece diplomasıyla gelmesin. En az okulda bazı şeylerle yoğrulmuş olsun. Yani geldiğinde bize yük değil, bize yük alan arkadaşımız olsun. Biz kendimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, ne kadar ileriye dönük hazırlarsak, donatırsak, ilerideki hayatınız arkadaşlar çok kolay olur. Öğrencilerin kafasında, işte ben özellikle son sınıftaki öğrenciler, okul bitince ne yapacağız, ne olacak falan. Tüm öğrencilerimizin çoğu buna endeksli. Eminim sizde de aynı şeyler oluşuyor. Aynı düşünceler, duyguları yaşıyorsunuz. Burada aslında iş sizin elinizde, anahtar da sizin elinizde. Hakikaten hocalarınızı iyi dinlerseniz, kendi konunuzda kendinizi iyi yetiştirebilirseniz, emin olun her kapı size açılıyor, açılacaktı. Bizim ülkemizde kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ülkelerden bir tanesi. Onun için bizim gençlerimizin çok iyi çalışması gerekiyor. Kısaca yaptığımız işin hakkını verelim arkadaşlar. Öğrenciysek öğrenciliğin hakkını verelim. Hocaysak, öğretmensek öğretmenliğin hakkını verelim. Yöneticiysek yöneticiliğin hakkını verelim. Hangi işi yapıyorsak, aşçıysak bu böyle. Ve hakkını verenler hakikaten dünyada da başarılı oluyor. Aşçısı da başarılı oluyor, meşhur oluyor. Öğretim görevlisi de başarılı oluyor. Belediye başkanı da vesaire de. Tabii bu başarının anahtarı da dediğim gibi bizim elimizde. Zamanı ana kullanmaktan geçiyor. Bunu yaparsanız eminim ve gördüğümüz, yaşadığımız geleceğiniz, istikbaliniz münevver olur, aydın olur. Çok güzel bir yaşam standardımız olur. Biz teşekkür ederiz bu güzel sunumunuzdan dolayı ve sohbetinizden dolayı.